31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlık seçimini CHP adayı Tunç Soyer mi kazanır sizce, yoksa AK Parti adayı Nihat Zeybekçi mi kazanır? Tunç Soyer kazanır. Neden peki? Çünkü İzmir büyük genellikle CHP'yi desteklediği için Tunç Soyer kazanır diyorum. Teşekkür ediyorum. Hemen size soralım, gelin böyle. Buyurun. Yerel seçimlerde, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP adayı Tunç Soyer mi kazanır Büyükşehir Belediye Başkanlık seçimini, yoksa AK Parti adayı Nihat Zeybekçi mi kazanır? Bana göre Nihat Zeybekçi kazanır. Neden efendim? Neden? Denenmişi denemeye gerek yok. Seferihisar'da yapılanları gördük. Denizli'de Nihat Zeybekçi'nin yeni bir Denizli yarattığını da ben bizzat şahit oldum, gördüm. O yüzden Nihat Zeybekçi kazanır gözüyle bakıyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde sizce Büyükşehir Belediye Başkanlık seçimini AK Parti adayı Nihat Zeybekçi mi kazanır, yoksa CHP adayı Tunç Soyer mi kazanır? Ben bu seçimin biraz zor geçeceğini düşünüyorum. Yani İzmir için zor geçeceğini düşünüyorum. Zorlu bir yarış olacak. Zorlu bir yarış olacak. Bence artık İzmir birazcık daha değişmesi gerekiyor. Yani fikir olarak, görüş olarak, ne bileyim şehirleşme olarak. Ben 20 senedir burada yoktum mesela. Konya'daydım. 20 sene sonra geldim. Bıraktığım gibi. Hiçbir fark yok ya. Yani. Biraz değişmesi gerekiyor. Ama sorum cevabını alamadım ben. Ben ortada geçecek diyorum ama yine CHP'nin kazanacağını düşünüyorum. Çünkü yani İzmir kitlesi sabitlenmiştir. Yani bu cephe olayıdır. Yani burada hizmete değil de daha çok inatlaşma vardır. Bu inatlaşmanın da CHP'nin yine kazanacağını düşünüyorum ama fark biraz az olacak. Sizce yani partiye mi seçmen oy vermeli, yoksa adayın özelliklerine göre mi oy vermeli? Bence yanlış. Kişiye göre oy vermeli. Kişinin hizmetine göre oy vermeli. Hı hı. Çünkü şey yani burada bir parti olayı yok. Kişi var. Kişiye göre oy vermeli. Yani çünkü sonuçta hizmet verecek. Hı hı. Bu hizmeti çok iyi araştırması gerek. Çünkü bilmiyorum yani İzmir biraz daha gelişebilir. İzmir bir Paris olabilir. İzmir bir Avrupa ülkesi gibi farklı bir ülke olabilir. Çok köhneli bir şey. Coğrafi konumuyla bunu çoktan hak etmiştir. Çok hak etmiştir tabii. Yani bakın bugün bir Diyarbakır'a gidin. Diyarbakır İzmir'i 3 kat daha gelişmiş bir şehir. Ortada olmasına rağmen biz deniz kenarında bir şehiriz. Çok iyi değerlendirmemiz gerekir. Daha bir turist olarak şey olarak daha çok aktif olmamız gerekir. Ben göremiyorum. İstanbul'da mesela 20 kişiden 10 tanesi turist. Ama ben İzmir'de onu göremiyorum. Çok teşekkür ederim. Tabii. 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlık seçimini AK Parti adayı Nihat Zeybekçi mi kazanır sizce, yoksa CHP adayı Tunç Soyer mi kazanır? Bence yani gönlümüz AK Parti'den yana, AK Parti'nin adayından yana. Çünkü onun şehrimize daha iyi hizmet edildi. Çünkü yıllardır CHP'yi deniyoruz. Yani hizmetlerini de görüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla yani bir değişiklik olmasını bekliyoruz İzmir'de. Değişiklik artık olmasını mı istiyorsunuz? Yani şöyle arzuluyorsunuz. Arzuluyoruz. Hizmet noktasında AK Parti'nin daha iyi hizmet sunacağını. Çünkü İzmir'i biz çok seviyoruz. Hı hı. İzmir güzel bir şehir. Daha da güzel olmasını istiyoruz. Dolayısıyla AK Parti adayının kazanmasından yanayız. Çok... Vallahi ben şey yaptığımı göre burası kalesi olduğuna göre ekserisi ona verirler. Cumhuriyet Halk Partisi'ne verirler. Öyle diyebilirim. CHP mi kazanır diyorsunuz? CHP kazanır. Siz ne diyorsunuz? Bence AK Parti alır. Çünkü icraat belli. Herkes icraata bakarsa. Evet. İcraattan dolayı AK Parti alır. Diyorsunuz. Evet. Teşekkürler. Peki siz almasını istiyor musunuz? Evet. Çok teşekkür ederim. Hemen size soralım efendim. CHP alır. Diyorsunuz, neden? AK Parti bunu kazandığı için. Neden alır sizce? Hani yorum yok. O kadar diyorsun. Abi kalabalık geniş açı. Evet. İzmir bu kadar güzel ki bugün bu kadar ziyaretçisi var Konak Meydanı'nda. Keşke saat kulemizde bu kadar uzun süreli tadilat süreci başlatılmamış olsaydı. Bu güzellikleri gelen insanlar görmüş olsaydı çok daha iyi olurdu. Evet efendim, nereden geldiniz? Yunanistan. Yunanistan. Evet, bu konuklar Yunanistan'dan İzmir'i görmeye geldiler. Efendim başka? Yunanistan, hoş geldin Yunanistan. Yunanistan, İtalya, evet. İspanya, evet. Romanya. Şöyle Yunanistanlıları böyle bir toparlayalım ve beraber bir fotoğraf çekelim. Gelin arkadaşlar. Bakın sizin kanalımız var burada. Gelin böyle, gelin. Evet. Hemen o zaman siyasetin arasına turizmi karıştırıyoruz. Türkçe var. Az. Peki nasıl buldunuz İzmir? Gel böyle, kamera burada. Gel böyle, bak kamera orada bak. Nasıl İzmir?
Çok iyi, çok güzel. Çok güzel. Neler gördünüz? Bir daha. Gerçek değil. Siz daha önce geldiniz İzmir'e. Türkçe kim var? Türkçe. 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 Hemen geldim yanına ablacığım benim. Evet. Nasıl İzmir? Çok güzel. Siz de çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Neler gördünüz? İzmir'de nereye geldiniz? Torbalı'ya geldik. Torbalı'ya geldik. Torbalı'ya geldiniz sonra. Başka nereye gideceksiniz? Gitmeyeceğiz. Torbalı'da mı kalacaksınız? Torbalı'da kalacağız. Torbalı'da oldunuz. Öyle, öyle. Evet. Başka... Eyvallah. Başka Türkçe kim var? Türkçe. Ah ben Yunanca bilseydim bak ne nasıl döktürüyordum burada. Değil mi ablacığım? Aynen öyle. Evet. Şöyle beraber gidelim böyle fotoğraf çekelim. Gel böyle. Evet. Gelin bir fotoğraf çekelim. Evet. Evet. Eda. Okey. Ne? Okey. 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 Merak ya. Gel böyle sen de kameraman gel böyle fotoğraf çeksinler bizi. Gel yana. Evet arkadaşlar. Gelin. Evet fotoğraf. Helal geldi bu Maria. Evet. Şöyle kanalı da görsünler abi. Evet. Geri, biraz geniş açı çekin. Geri gidin. Geri. Gidin. Gidin geriye. Gel böyle ablacığım yanına. Gel. Bir. Okey. Kalavcı mı vermiş ne edip şey. Ooo. Okay. Süper. Şimdi de foto çek bunu foto bizim kanal. Çek. Kimler abi? Ya, İtalya, İspanya. Maria. Abi siz zaman gel bana röportaj ver. Sen rehbersin değil mi? Ben öğretmenim. Ela Maria. Evet. Gel kameraman yanıma. Çek abi çek oradan çek. Evet. Çok güzel. Çek. Abi geniş çek. Okay. Geniş çek. Geniş. Evet. Çok güzel. Çok aynen. Okay. Hemen rehberimizi alalım öğretmenimizi. Çok güzel. Çok. Ela Anula. Siz de çok güzelsiniz. Gel baba gel yanıma. Evet bu kalabalık grubun rehberi aynı zamanda öğretmen kendisi. Evet. Hemen tanıyalım sizi. Bülent Erçin Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Sisi Müdür Yardımcısıyım. Hocam süpersiniz. Bu kalabalık grubu burada olmasına vesile olanlardansınız. Evet Erasmus Plus programı dahilinde bir projemiz oldu. Evet. 4 ülkeden 33 tane toplam misafirimiz var. Onları bir haftadır gezdiriyoruz. Yarın son gün. Hepsi çok mutlu. Biz evet. De mutluyuz. Nereleri gezdiniz İzmir ve bölgelerde? Dün Şirince'ye gittik. Efes'e gittik. Evet. Meryem Ana'ya gittik. Evet. Bugün de İzmir'e konağa geldik. Başka ne var İzmir'de güzergah olarak? Kemeraltı'na gideceğiz. İşte bu konu genelde... Kızlar Hasan'ın dolaşıyor. Tabii evet. Aynen öyle. Biz biliyorsunuz zaten. Evet biz biliyoruz tabii. Onlar gezmek istiyorlar. Çok heyecanlılar bir de. Bu ilk kimi oluyor yoksa daha önce de yapılmış bizim gibi? Okul için ilk. İlk defa oluyor. Evet. Tabii bunu yapan başka okullar da var. Ülkemizi tanıtıyorlar. Aynen. Güzel projeler yapılıyor Türkiye'de hep. Ve Avrupalılar Türkiye'ye gelmek için can atıyorlar. Aynen öyle. Peki tekrar olacak mı bunun önümüzdeki yılda? Bizim proje zaten 2 yıl sürecek. Evet. Onlar artık gelmeyecek. Biz gideceğiz daha bundan sonra. Biz de onlara misafir. Biz de götürür müsünüz giderken? Bilmem. Bilemiyorum. Tabii biraz resmi şeyler var işin içinde. Evet, prosedürler var. Gereken resmi prosedürlere uyarız. Düşünürüz. Bir de pasaportumuzu düşünürüz, çıkartırız. Düşünürüz. Sizinle gelir. Orada ülkemizin tanıtılmasında ya da o işte gittiğimiz ülkenin tarihi ve özelliklerinin tanıtılmasında biz de katkıda bulunmak isteriz yani. Düşünürüz tabii tamam, ki. Tamam çok teşekkür ederim. Rica ederim. O konuda bir yorum yapamayacağım bilemiyorum. Neden? Bilmiyorum. Herhalde CHP kazanır tahminim. CHP mi kazanır? CHP kazanır tahminim evet. Hangisinin kazanmasını istiyorsunuz? Nihat CHP'çi geçiyordu ama CHP kazanır. Diyorsunuz. Diyorum. Deniz? Evet öğretmenim. Evet hocam siz deyim. Tanıyalım önce sizi bir. Ben Gökçe Aksoy. Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi'nin İngilizce öğretmeniyim. Evet. Bu sene okulumuz koordinatörlüğünde Deniz Yıldızını Bul isimli bir proje yönetiyoruz. Hı-hı. Erasmus Plus projesi. 4 ülkeyle beraberiz. İspanya, İtalya, Yunanistan ve Romanya. Amacımız erken okul terkini önlemeye katkıda bulunmak. Şimdi de konuklarımızla İzmir'deyiz. Bu kadar. İzmir'i gezdiriyorsunuz. İzmir'i gezdiriyoruz, evet. Umarım bu proje devam eder. İnşallah. 2 yıl devam edecek. 2 yıl boyunca beraber. Ülkeler arasındaki ilişkilerin temelini atan o ülkenin vatandaşlarıdır bana göre. Aynen öyle. Bu kadar. Başarılar diliyorum. Hepinize iyi gezmeler diliyorum. Teşekkürler. Egenet TV unutmayın arkadaşlar. Artık bu buradaki vatandaşların hangi ülkelerden geldiği ile ilgili
kanalımızla ilgili de bilgi sahibi oldunuz. Artık bu Ege'nin TV sizlerin olduğu ülkelerde ve şehirlerde de izlenecek bundan sonra. Öyle değil mi arkadaşlar? Okey. Bir daha söyleyin. Hemen çekin. Bizim için bu önemliydi. Aynen. Çünkü projemiz ne kadar yaygınlaşırsa o kadar problemli verilere ulaşırız. Valla ağırlık en çok AKP'de görünüyor ama bilemiyorum yine de, şans. Siz görüşünüz ne? Görüşüm AKP'nin olabilir yani. Olsun mu peki? Olursa çok iyi olur ya. Çok değişiklikler oldu ya. Olabilir, büyük bir olur. Tabii, olabilir ya. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben görüşürüz. Tabii ki CHP. Neden abi? Biz Atatürkçüyüz, Cumhuriyet'i savunan biz, AKP bir şey yap, ne yaptı? Ülkeyi batırdı gitti. Diyorsun. Diyorum. AKP ne yaptı ki? Soğanla patates şeyi görürüz piyasada. Yani tazım satışlarla İstanbul'u, bu tür büyük şeyleri kaldı. Küçük esnafı öbürleri ne yapacak? Biz neyle geçineceğiz? En büyük CHP. CHP'yi de kaptırmayız ona. Yani seçimlerde CHP kaptırmaz. Tabii canım. Kendisi buraya aday olsa bile oy alamaz burada. Kaptırmaz yani. Yok yok. Efendim. Şimdi Seferihisar Belediye Başkanı'nın oradaki hizmetlerini evvelden beri takip ediyoruz. Yani şimdi buraya gelecek olup da burada kazanıp olup da hani daha güzel hizmetler vereceğini ümit ediyoruz. Kazanacağını da tahmin ediyoruz. Peki AK Parti adayı Nihat Zebeci kazanırsa ne olur? Valla bir şey söyleyeyim de kazanamaz yani. Bu bizim şimdi Ege bölgesinde nasıl diyeyim? Yani biz artık bir adapte olmuşuz yani. Cumhuriyet Halk Partisi'ne senelerdir babadan, anadan olmuşuz adapte. Kazanamaz tahmin ediyorum. Yani bir ümit vermiyorum. İhtimal vermiyorum. Bile yok diyorsun. İhtimal bile vermiyorum yani. Bilmiyorum ki, yorum yok. Neden ya? Daha belli değil yani hiçbir ama şey. Ama işte sizin fikriniz ne? Yani hangisi kazanır, siz hangisinin kazanmasını istiyorsunuz? Hangisini kazanmasını istiyorum? Tunç Soyer'in kazanmasını isterim. Neden efendim? Destekliyorum o yüzden. Eyvallah. Sizce? Ben yorum yapmam ama ben sadece röportaj yapıyorum, bu soruyu soruyorum ve yorum alıyorum. Değerlendirme alıyorum vatandaşlardan. İzmir'in seçimi belli. Benim de aynı. Ama açık olun, söyleyin, çekinmeyin. Ne var ki bunda? CHP diyorsunuz yani, Tunç Soyer diyorsunuz. Peki neden efendim? Tunç Soyer'e sadece CHP olduğu için değil, evet, onun karakteristik ve birikimlerine de inandığım için. Ve CHP diyorsunuz, Tunç Soyer diyorsunuz. Vallahi abi sana şöyle bir şey söyleyeyim, partiyle bir alakam yok öncelikle. Eyvallah. Halka hangisi iyi hizmet ediyorsa o gelsin. Baba yani, senin fikrini soruyorum ben. Yani fikrime diyorsan bence hiçbiri işini yapmıyor abi. Yani hiçbir işini abi yapmıyor. Dur bakalım, daha seçim yapılmadı ki. Adam gelip koltuğa oturmadı. CHP diyorsun. CHP zaten... Ben CHP demiyorum. Anlatacağım bak sana bir dakika. Söyle. Şimdi bana soru soruyorsan ben sana hepsini söylemem lazım. Söyle babacığım. Genel bir kişi hakkında sormak istiyorsan o kişi hakkında sormak istiyorsan... Hayır, tarafsız ben. Ha, tarafsız evet mısın? Aynen tamam öyle. Şimdi CHP'yi görüyorsun. Seçimler başladığı zaman bir şeyler yapmaya çalışıyor. O da muameleden, hikayeden yapıyor. AK Parti desen zaten ortada. HDP desen zaten kimseyi konuşturmuyorlar. Sen bana hangi seçimden, yerel seçimden bahsediyorsun ki? Bence seçim hepsi hikaye. Güçlü kimse bu ülkede o kazanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Tunç Soyer mi kazanır yoksa AK Parti adayı Nihat Zebeci mi kazanır? Tunç Soyer. Neden efendim? Gitmem çünkü Tunç Soyer de ondan. Neden ablam, neden? Genç, dinamik, çalışkan. Ne o tepeden inmeleri istemiyoruz. Siz de ablam ne diyorsunuz? Aynı şekilde ben de aynı şeyi düşünüyorum. Genç daha güzel hizmet verir. Taze aynen kan lazım. Biraz değişim lazım. Ama tabii bunu şey yapmazlar, yaymazlar. AKP'yi. Evet. Diyorsun. Evet diyorum. Yayınlamayacağıma inanıyorsun yani. İnanıyorum, izleyeceğim. İnanıyorsan nasıl izleyeceğim? Yayınlamayacağım, inanıyorsan nasıl izleyeceğim? Hayır, izleyeceğim. Tamam, çek telefonla fotoğrafını. Yayınlamıyor muyum, yayınlıyor muyum, o zaman göreceğiz. Ama gerek yok, çekmem o kadar. Abi abla nereden bileceksin aklının nereden olduğunu? Nerede yayınlanacağım, nereden bile çekmezsin? Ama kamerada yazıyor. Abla nerede yazıyor, ne yazıyor? Hadi söyle. Ablacığım bak, hangi kamerayı çekiyorsun? Burada bir tane kamera var. Ablam benim bak. Sen abi sana bir şey söyleyeyim. Sen niye dostum konuşuyorsun ki? Abi bir dakika, hayır. Nereden sen... izleyeyim? Ben izleyeceğim diyor ya. Nereden izleyeceksin abla? Ege'den. Uydudan, televizyondan nereden izleyeceksin? Hayır, bilmiyorsun. Sen telefonu şuradan çıkar mı? Biz sosyal medya... Abla sosyal medya ne yapıyorsunuz? İnternet izliyorsunuz. O yüzden bir şey bilemezsin. Ben televizyon çıkmıyordum bu. Uydu mu ablam benim? Taraf ayırmadan, taraf tutmadan yayın yapıp... Abla taraf tutmayı mı düşünüyorsun?
Ama Türkiye taraf tutuyor. Bütün televizyonu AKP'nin. Ablam benim ya. Sen abla, abla bak. Bravo. İtamda ediyor. Evet. Abla. İtamda bulunuyorsun. Ona göre yayında da... Sayın İzmir halkı. Bakın buradan sesleniyorum size. Şu logosunu gördüğünüz sosyal medya kanalı kesinlikle ve kesinlikle tarafsız yayın yapıyordur. Küfür, hakaret ve daha böyle kötü içerikli söylemlerin olmadığı sürece kesinlikle verdiğiniz röportaj yayınlanır, kesintiye uğramaz. Ama küfür, hakaret ve aşağılayıcı sözler söylerseniz kesinlikle kanalımıza yayınlanmaz. Nihat Zeybekçi kazanamaz. Neden efendim? Nihat Zeybekçi'nin bir mal varlığına bakın. Ondan sonra konuşalım bir de. Mal varlığına bakın. Ben bilmiyorum. Ben biliyorum. Söyleyin o zaman. Nereden biliyorum de? Nereden biliyorsun? 30 sene Denizli'de kaldım. 30 sene Denizli'de kaldım. Çok iyi biliyorum. Yeter artık yani. Yeter artık yemesinler abi. Yemesinler artık. Bırak da halk biraz zengin olsun ya. Sürünüyoruz ya. Öyle değil mi? Eyvallah. Siz fikrini söylüyorsunuz. Böyle. Evet. Gel babacığım böyle. Evet. Tamam. Ben senin yanına bu tarafına. Konu ne abi? Konu abi siyaset. Gündem siyaset ya. Aso siyaset. Aynen öyle. Hazır mıyız? Az daha geriye git abi. Bir çevir tamam. Pro falan yapsak çalışsaydık bari. 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlık seçimini Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sayın Tunçer mi kazanır sizce, yoksa AK Parti adayı Nihat Zeybekçi mi kazanır? Ben AK Parti'nin kazanacağını düşünüyorum. Tahmin ediyorum. Neden efendim? Yani son zamanlarda oyları arttı. Tunç Soyer'e İzmir halkının pek sıcak baktığını düşünmüyorum. Ben de bir CHP'liyim, ben de çok sıcak bakmıyorum. Onun için AK Parti'nin büyük ihtimal kazanacağını, kazanmasa da hani kafa kafaya bir seçim olacağını düşünüyorum. Yani zorlu bir yarış olacak. Zorlu bir yarış olacağını düşünüyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Evet, kimdeyim hocam, sizdeyim. Ulan böyle. Ha baba merhaba, ne haber? Yakaladın mı? Ben kaçamazsın elinden. Ben anlamam. Abi ne demek anlamam ya? Sen bu vatandaşın abi. Oy kullanmayacaksın mı? Oy kullanacağım abi. Ne diyeceksin? Oy sizden, boy bizden mi diyeceksin? Gideceksin, oyunu vereceksin, ha atacaksın. Vereceğim oyuncu tabii. Değil mi? Vereceğim. Ne diyeceksin? Oy sizden, oy bizden mi diyeceksin? Demeyeceksin. Vatandaşlık görevimizi yapacağız yani. Peki baba, sence hangisi kazanır? Bence AK Parti, CHP kazanır İzmir'de, AK Parti götürür yani. Ne demek abi, hiçbir şey anlamadım. Abi, abi olmadı ya. İzmir'de eşeğe bağlasan zaten CHP kazanır yani. Diyorsun. Tabii. Abi yok. Ama İzmir'de AK Parti istemiyorlar yani. İzmir halkı bak, çöplük götürüyor her tarafı. Kemeraltı böyle işte. Teşekkür ederim. Bunu yaparsan ben de bunu yaparım. Şu anda kaldık böyle. Evet, böyle kalırsın işte. İş esnasında şey yapmasaydık ya bir anda. Abi çok güzel olur böyle. Bak görselliğin de çok iyi. Ben dağıtmaya devam edeyim o zaman şu anda. Buyurun. Sorayım mı abisi? 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini sence CHP adayı Tunçer mi kazanır, yoksa AK Parti adayı Nihat Zeybekçi mi kazanır? Yapacakları kampanyaya bağlı abi. Şimdi şu anda ya kampanya, şu an aklım gitti pardon. Yani projelere bağlı. Hangisinin projeleri daha iyiyse, halka daha çok hitap ediyorsa bana göre onu. Sen hangisini kazanmasını istersin? Bilmiyorum şu anda. Karar vermedim. Yani siyaset konusunda çok şey düşünmüyorum. Eyvallah, teşekkür ederim.